Mutfak Dili sayfama ve mutfağıma hoş geldiniz. Çok kolay bir kurabiye yapacağız. Bu kolay kurabiyenin o kadar güzel bir görüntüsü var ki davet sofralarınızı, partilerinizi şenlendirecek, hem görüntüsüyle hem lezzetiyle herkesi hayran bırakacak. Buyurun hemen yapım aşamasına geçelim. Şimdi yoğurma kabımıza 250 gram oda sıcaklığına yumuşamış tereyağını ekliyorum. Hamurun malzemesi sadece 3 malzeme, 1 malzemeyi tamamen zevke bağlı ekliyoruz. İsterseniz eklemeyi de bilirsiniz. Şimdi üzerine 3 yemek kaşığı dolusu pudra şekeri ilave ediyorum. Bir de un ekleyeceğiz. Şimdi bir de bir paket vanilya. Şimdi bu vanilyayı ekleyip eklememek size bağlı. Vanilyanın yerine isterseniz portakal kabuğu rendesi, limon kabuğu rendesi ekleyebilirsiniz veya hiç eklemeyebilirsiniz. Sadece pudra şekeri, un ve yağdan oluşan bir hamur malzemesi. 3 su bardağı un ilave ediyorum ama bunu azar azar ekliyorum. İlk başta 2 su bardağını ekliyorum. Hamuru yoğuruyorum. Kullandığım su bardak ölçüsü 200 ml'lik. 3. su bardağını da ekliyorum. Hamur tamamen hazır ama nedense rahat etmedim. 1 yemek kaşığı dolusu böyle tekrar un ilave edip hamuru toparladım. Bunu ekleyip eklememek size bağlı. İsterseniz ekleyin. Yani göz kararı böyle ekledim ben. Unun markasına göre bu hiç eklenmeyebilir veya bu 2 yemek kaşığı da olabilir. Hamuru toparlıyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar koparıp yuvarlıyorum. Yağlı kağıt serilmiş ya da sıvı yağla yağlanmış tepsiye diziyorum. Bundan biraz daha büyük parçalar da koparıp yapabilirsiniz ama pek de tavsiye etmiyorum. Çünkü kıyır kıyır bir kıvamı var kurabiyenin. Yerken dağılıyor. O yüzden iki ısırmada bitecek bu büyüklük yapmak çok daha iyi. Tabii tercih sizin. Biraz daha büyük de yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Yaklaşık 32 veya 33 adet kurabiye çıkıyor bu hamurdan. Ben normalde yaptığım hiçbir tarifi saymıyorum kaç adet oluyor ama takipçiler özellikle bunu soruyorlar. O yüzden belirtmek istiyorum. 32-33 adet çıkıyor. Tabii bu boyutu değiştirirseniz, küçültür veya büyütürseniz bu sayı değişecektir. Önceden ısınmış 180 derece 350 Fahrenheit fırında beyaz kalacak şekilde pişiriyoruz. Çok fazla kızarmasına gerek yok. Kontrol ediyoruz sürekli. Üzerine fındık kullanacağım ama fındığı robottan geçirmiyorum. Bu şekilde bıçakla küçük küçük doğruyorum. Çünkü üzerinde böyle belirgin olmasını istiyorum. Robotta çok fazla eziliyor. Ama bıçakla bu şekilde yaparsak daha kolay olur. Aslında bu doğrama şekli büyük bıçakla da oluyor ama onu ben beceremiyorum bir türlü. Fındık bıçağın altından kaçıyor ve neredeyse elimi kesecek dereceye geliyorum. Ama elimle bu şekilde doğradığımda çok daha ideal boyutta oluyor. Evet, fırından çıkarıyorum kurabiyeyi, soyacak. Üzerine çikolata kullanacağım ve bunu eriteceğim. Eritmesi de benmari usulü. Bu şekilde böyle bir çaydanlığın, kaynatıyorum suyu çaydanlıkta. Üzerine dayanıklı bir kabın içerisine çikolatayı koyup eritiyorum. Ben damla çikolata kullandım, yaklaşık bir su bardağına yakın. Ama siz tablet çikolatayı böyle bölerek bu şekilde eritebilirsiniz. Yaklaşık 150 gramlık bir çikolata yeterli olacak. Üzerine 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ediyorum. Böyle akışkan güzel bir kıvamı olması için. Kabı alıyorum ve bir mutfak havlusunun üzerine koyuyorum. Bunu mutlaka yapın çünkü kullandığımız kap böyle çok fazla ısınıyor ve düz zemine koyduğumuz zaman çatlamalar olabilir. Buna özellikle dikkat edin. Bir bezin üzerine koymanızı tavsiye ediyorum. Fındık hazır, çikolata hazır. Şimdi fırından çıkan kurabiyeleri, ki benim kurabiyeler biraz kızardı. İlk önce çikolataya, daha sonra da iri doğranmış fındığa batırıyorum. Ve tepsiye diziyorum. Muhteşem ve harika bir kurabiye. Yapımı gördüğünüz gibi olabildiğince kolay. Fındık veya çikolatayı batırmadan sade yapıp üzerine pudra şekeri de serpebilirsiniz. Her haliyle güzel oluyor bu kurabiye. Videoyu buraya kadar izlediyseniz eğer beğeni butonuna basmayı, yoruma da bir kalp bırakmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz abone olup zil sesini de açarsınız eğer paylaştığım her tariften ilk sizin haberiniz olacak. Kanalımı ayrıca arkadaşlarınıza, yakınlarınıza, sevdiklerinize de tavsiye edebilirsiniz. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kurabiyeler hazır. İkramı, lezzeti muhteşem. Gördüğünüz gibi görüntüsü de muhteşem. Dediğim gibi partilerde, böyle gün sofralarınızda harika bir
kurabiye görüntüsüyle. Şimdi hemen kıvamını da sizin için göstereyim. Kıyır kıyır muhteşem bir kıvamı var. Siz de yapın. Yaptıktan sonra da geri dönüşümlerinizi bekliyorum. Başka güzel tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Afiyetle.